Evet, merhabalar, hoş geldiniz sayın meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Bugün VHS'de derneğimizde tarafından düzenlenen e-akademilerin ikinci yılının da son toplantısına geldik. Geçen sene 25 tane toplantımız olmuştu bildiğiniz gibi. Bu sene de farklı konuşmacılarla, farklı hocalarımızla 10 tane toplantıyı gerçekleştirdik. Bu da 11. toplantımız. Bu toplantımızda kronik hepatit ve C tedavisinde SUT'la birlikte yaşanan bir takım sorunları konuşmak istedik. Bu konuda Sabahattin hocamız bizimle birlikte olacak ama aynı zamanda Fehmi hocamız da bizimle birlikte olacak. Bu konuşmanın, bu toplantının daha böyle bir interaktif olarak karşılıklı konuşma şeklinde geçmesini istiyoruz. Ve tabii ki sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Bu konuda çok farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle de lütfen sorularınızı, bu soru cevap bölümü var aşağıda. Oradan konuşmanın bitmesini bile beklemeden bize iletirseniz biz bunları böyle yeri geldikçe aralarda da konuşarak cevaplamak istiyoruz açıkçası. Bu konuşmayla da işte dediğim gibi bu seneki akademi sezonunu bitireceğiz ama gelecek senelerde gene farklı projelerimiz muhtemelen devam ediyor olacak. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz Fehmi Hocam, yoksa direkt toplantıya geçelim mi? Evet, sağ ol Cemal Hocam. Bu senenin son toplantısı. Bu dönemde de yine ilkbahar döneminde çok faydalı toplantılarımız oldu. Bunların söyleyeceğim videoları, kayıtları sitede var. İstediğiniz zaman bunları izleyebilirsiniz. Özellikle Sabahattin Kaymakoğlu'na çok teşekkür ederim. Bugünkü toplantı hakikaten zor bir toplantı ama ben Sabahattin Hoca İstanbul Tıp Fakültesi gastroenterolojisi hepiniz tanımayan yoktur bizim camiada. Sağ olsun. Bugün Sağ de olsun. beraberce bir eksikleri gedikleri zaman zaman zaten biz bir araya geliyoruz. Evet. Karaciğerlaştırmaları Derneği, VHS'de. Zaman zaman rapor olarak da eksik gördüğümüz yerlere ilgili bakanlığa veya SGK'ya iletiyoruz. Bugün de ki çıktılardan da toplantının seyrine göre ben onları not alacağım, kaydedilecek, sonra onları çözeceğiz. Yine bir ufak rapor olarak tekrar biz ilgili yerlere bunları iletmeyi düşünüyoruz. Ben sözü Sabahattin Hoca'ya veriyorum. Şöyle bir soruyla başlatayım hemen, interaktiviteyi başlatayım şimdi. Genel baktığımız zaman, diğer ülkelerden karşılaştırdığımız zaman sağlık uygulama tebliği hakkında hepatit B tedavisine erişim, C tedavisine erişim hakkında ne dersiniz hocam? Ondan sonra sunuz sıra sizde. Sevgili Fehmi, sevgili Cemal hocalar, çok teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, güzel bir yaz günü. İstanbul'da da hava çok güzel. Eminim bütün ülkede öyle. O yağmur dalgası yavaş yavaş çekilmek üzere. Güzel bir öğle aralığında beraberiz. Fehmi ve Cemal hocaların belirttiği gibi neticede hepimiz hayatın içindeyiz. Hastalarımızla her gün baş başayız. Dolayısıyla bu akış içinde tedavi almasını istediğimiz, tedavi veremediğimiz veya tedavi alırken sıkıntı yaşayan bir sürü hastamız oluyor. Dolayısıyla bu toplantıda bunların hepsini bir gözden geçirelim. Gerçek hayatta karşılaştığımız problemleri dile getirelim istendi. Dolayısıyla pratikte yaşadığımız sorunları hep birlikte gözden geçireceğiz. Sizler de sorularınızla, katkılarınızla lütfen toplantıya aktif bir şekilde iştirak edin. Evet, Femi, şimdi genelde hani şunu biliyoruz, kuralı kim koyar? Kuralı parayı veren koyar. Neticede bu universal. Para kimin? Para da milletin, vergilerle toplanmış bir para. Dolayısıyla vergilerle toplanmış bir parayı kişi, kurum, birisi harcıyorsa kural olması kadar doğal hiçbir şey yok. Ve bu kurala da herkesin uyması gerekiyor. Çünkü bizim olmayan bir şeyi bir
yetki verilmiş ve onu kullanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir sorumluluk istiyor. Onun için hani SUT'un bir çerçeve çizmesini ben bu açıdan baktığımda doğal ve anlayışla karşılıyorum. Ancak gidişat içinde burada gerçek hayatta karşılaştığımız sorunlar, problemler ve evrilme, tedavideki gelişmeler, gidişat nereye doğru, bunların dikkate alınarak bir takım değişikliklerin de yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu değişikliklere uyum noktasında SUT ne durumda? Hani soruyu belki öyle sorduğumuz zaman hepatit B konusunda biraz gerideyiz gördüğüm. Hepatit B ile ilgili sorunlarımız var SUT'ta. Hepatit C konusunda ise daha liberaliz. Yani dolayısıyla hepatit C tedavisiyle ilgili çok sıkıntı yok. Sadece hepatit C tedavisi ile ilgili diğer ülkelerde, özellikle Batı ülkelerinde olup da bizde olmayan bazı ilaçlar var. Dolayısıyla özellikle dekompanse karaciğer sirozlu hastaların tedavisi noktasında, hepatit C ile tedavisi noktasında sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. O da SUT'tan kaynaklanmıyor. Tamamen o ilaçların Türkiye'de bulunmamasıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla hani genel şey bu, çerçeve bu. Şimdi biz bugün sizler de uygun görürseniz önce hepatit B'yi bir gözden geçirelim. Sonra Delta'yı, en son da hepatit C'yi birlikte irdeleyelim. Ben SUT kararlarını, halen uymak zorunda olduğumuz SUT kararlarını slide metinlerine yansıttım. Dolayısıyla bu sıra içinde o metinler karşımızda olacak. Yaşadığımız problemler ve bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle genel bir yine bir bakışta bulunmak istiyorum. Hani hepimiz bir tedavi endikasyonu koyduğumuz zaman böyle kılı kırk yarıyoruz doğal olarak. Bugünkü geldiğimiz noktada hepatit C tedavisi bir enfeksiyonun tedavisidir. Hastalığın tedavisi değil. HCV RNA'sı pozitif her hasta eşittir tedavi endikasyonu. Kullanacağı ilaçlar yönünden kontraindikasyon yoksa. Dolayısıyla ona bakışımız böyle. Niçin? Çünkü HCV RNA'yı temizleyebiliyoruz. Tedavi sonrasında hepatit C tamamen clear oluyor. Ama hepatit B tedavisi esas olarak hastalığın tedavisi. Enfeksiyonun tedavisi değil. Ne demek? Hepatit B karaciğerde tedavi edilmeyi gerektirecek ciddiyette bir hasar meydana getirecek. Dolayısıyla biz bu hasarı ilerlemesini, progres etmesini, siroza ve karaciğer kanserine progres etmesini engellemek maksadıyla tedavi vereceğiz. Yani asıl büyük hasta grubu bu popülasyon hepatit B'de. İkincisi enfeksiyonun tedavisi. Bu daha küçük bir hasta grubu. Bulaş riski yüksek olan grupların tedavisi. Burada iki önemli grup var. Bir tanesi gebeler. Gebeler doğururken çocuklarına viral yük çok fazlaysa intrauterin de bulaştırabilirler. Onun için bunları netice itibarıyla profilaksi, bulaşın önlenmesi anlamında tedavi etmek istiyoruz. İkincisi sağlık personeli. Femi, hekim HBV DNA'sı pozitif ise tedavi oral antiviral almalıdır. HBV DNA'sı negatifleştirilmelidir. Bulaş riskini azaltmak bakımından. İkinci grubumuz bu. Üçüncü grubumuz da tedavi endikasyonu açısından immünsüpresif tedavi alacak HBV reaktivasyon riskinde olan, dolayısıyla mevcut karaciğer hastalığı alevlenecek, sıkıntı oluşturacak hastaların da profilaksisi için. Dolayısıyla bir de ekstra hepatik tutulumlar var.
Dolayısıyla bu dört ana grup tedavi indikasyonunu oluşturuyor hepatit B'de. Şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde artı 18 yaşın üzerinde yaklaşık 2 milyon erişkin var hepatit B virüsü taşıyan. Bu mevcut bir havuzumuz. Bu havuzdan biz bulup çıkardığımız, sende hepatit B var dediğimiz hasta grubu 2010 verileriyle yaklaşık %25-26. Yani 525 bin kişi hepatit B taşıdığını biliyor bu havuzdan. Şimdi bu biraz daha arttığını farz edelim. Olmuştur %35, öyle diyelim, 1/3 diyelim. Dolayısıyla yaklaşık 700 bin kişi hepatit B virüs taşıdığını biliyor. Şimdi genel olarak biliyoruz ki hepatit B tedavisi hastalığın tedavisiydi. 3 tane hepatit B virüsüyle enfekte hastadan birinde tedavi edilmeyi gerektirecek bir karaciğer hastalığı gelişiyor. İkisinde gelişmiyor. Dolayısıyla kabaca %25-30'u ilaç tedavisi almak durumunda. Dolayısıyla biz hepatit B virüsüyle enfekte olduğunu bildiğimiz, farz ettiğimiz bugün itibariyle, 2010'da bunun 525 bin olduğunu biliyorduk. Bugün itibariyle bunun 700 bin civarında olduğunu farz ediyoruz. Biraz daha tanımızda artış oldu. Dolayısıyla bunun 1/3 aşağı yukarı 225-230 bin civarında hasta ediyor. Tedavi alması gereken. Şimdi biz bugün itibariyle interferon hemen hemen artık tedavide kullanmıyoruz. Femi, hepatit B'de, Cemal hocalar sizlere sorayım. Hepatit B'de interferon tedavisi en son ne zaman kullandınız? Ben hatırlamıyorum. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Pegili interferonu kullanacağımız %5'lik 10'luk bir grup var hakikaten iyi cevap alabileceğimiz. Şimdi bunlarda da kullanmıyoruz. Delta'da çok yoğun, tek belki de endikasyon, başka bir ilaç şey yaramıyor evet. Delta'da. Orada da ilacı bulamıyoruz. İlacı bulamıyoruz. Evet. İlacı bulamıyoruz. Yani pegili interferon birazcık devre dışı kaldı ama belki günün birinde bu Kürt çalışmalar falan olanca hızıyla evet. Devam ediyor. Evet. Belli bir yerde belki yine monte edebilirler interferonu. Evet. Biraz yani, evvel... Evet. Dolayısıyla hani artık oral antivirale kondanse olduk. Yani oral antiviral tedavi. Şimdi rakamlara baktığımız zaman yani oral antiviral tedavi alan hasta sayısı sevgili arkadaşlar gittikçe progresif bir şekilde artıyor. Ben 2012'lerde 40 bin civarındaydı oral antiviral tedavi alan hasta sayısı. 2019'da bu rakam 105 bin olmuş. 2020'de 122 bin. 122 bin hasta her gün oral antiviral alıyor. Bunlar IMS rakamlarından elde ettiğimiz hasta sayıları. Sevgili arkadaşlar, geçen yani 2020 yılı zirve oldu. Hepimiz pandeminin olumsuz etkilerini yaşadık. Hastaların hastanelere ulaşması, hem mevcut tedavi almalarında aksaklıklara sebep oldu bu problemler, hem de yeni hasta keşfi, yeni hasta endikasyonu, tedavi endikasyonu koymak noktasında açığımız meydana geldi. Eski lineer artış kayboldu. 2021'de tedavi alan hasta sayısı, günlük tedavi alan hasta sayısı kronik hepatit B'li 115 bin. 2020'de 122 bin, 2021'de 115 bin arkadaşlar. İlk defa 2010'lu yıllardan yani SUT'un girdiği tarihten itibaren lineer ve progresif artış gösteren hasta sayısı geçen yıl azaldı. Bu ülkenin
verisi. Dolayısıyla bunu ben çok önemsedim. Yani bunu öğrendiğim zaman bu çok önemli bir olay. Demek ki bizim zaten 225-230 bin hepatit B taşıdığını bildiğimiz, tedavi alması gerektiğini tahmin ettiğimiz hasta sayısı 230 bin. Biz bunların 2020 yılı itibariyle 122 binle tedavi verebilmişiz. Zaten nereden baksan bir 100 bini hala alması gerektiği halde tedavi alamıyor. Ve şimdi pandeminin etkisiyle sayı iyice düşmüş. Lafı getirmek istediğim en önemli nokta şu. Hani ilk başta dedik ya, tedavi endikasyonu konusunda kılı kırk yaralım. Hani çok ince hesap yapalım. Bunu yapmayalım. Yani dolayısıyla hani sütü zorlamak, tıbbi tedavi endikasyonu düşündüysek bunu uygulamak noktasında biraz daha şey olabiliriz, gayretkeş olabiliriz. Çünkü tedavi alması gereken hastaların zaten önemli bir kısmı Fehmi Hocam tedavi alamıyor özellikle o açıdan. Şimdi hocam bu pandemi sırasında zaten bizim hastalarımız taramayla tanı koyduğumuz hastalar. Taramayla evet. Özellikle de ameliyat öncesi taramalar çok gerek hepatit C hastasını ulaşmada gerekse HIV hastalarına ulaşmada önemli bir şey. Aynen. Tabii bu pandemi sırasında önemli bir şekilde ameliyatlar hep biraz ertelendi. Şimdi yavaş yavaş normale dönüş yolunda artık eski düzene girmeye başladık. Ben mesela poliklinikteki hastalara baktığım zaman, mesela son 100 hastaya baktığım zaman büyük çoğunluğunun immün süpresif hastada profilaksi nedeniyle antiviral başlanmış hastalar olduğunu görmeye başladım. Anladım. Çünkü o taraf devam etti. Yani ne romatolojide ne de hematoloji onkolojide bir tanı koyuldu, tedaviler devam etti. Yavaş yavaş ameliyatlar artmaya başlayınca bir eski düzenimize hepatit B'de olsun, C'de olsun ulaşmaya devam edilecek. Bir de şey var, hepatit eliminasyon programı var bakanlığın uyguladığı. 2023'ün işte 2023 de dahil 5. yılı gelecek sene bitecek. Burada çok önemli hasta bulma açısından aile hekimlerinin eğitimiydi. Çünkü aşı, gebenin takibi, farkındalık yaratma, gelen hastasının hangi hastanın taranıp hepatit B ve C tanısını alacağı aile hekimlerinin üzerinde. Evet. Online değil, işte önümüzdeki günlerde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu işini bitirdi gibi. Önümüzdeki günlerde, Güneydoğu bitti bu arada aile hekimlerinin eğitimi. Ve önümüzdeki büyük şehirlerden başlamak üzere hepimize orada görevler düşecek. Hazırlanan, bakanlığımızın hazırladığı eğitim seti 2 saatlik bir eğitim programı. Bu uygulandığı zaman hakikaten bir heterojen bir grup aile hekimliği. Onların da bir uygun gördükleri, taranması gereken hastalarda hepatit B, C taradıkları zaman oradan da bir hasta akışı olacağını ben tahmin ediyorum. Yani eski şeye kavuşacağız gibi. Bu arada tabii hastalarımızın büyük çoğunluğu kontrollerini yaptırmadan bu pandemiyi atlattı ama çoğu da ilacını aldı. Eczaneler hiç satabilmek için hiç aksatmadan hastalara ulaştılar. Evet. İşte şimdi artık reçetelendirerek ancak şu anda alabiliyorlar. Şubat ayına kadar eczaneye direkt gittiğinde benim ilacım bitti, alma sırası zamanı da geldiyse reçeteye lüzum olmadan eczane verebiliyordu. Ama Şubat'tan itibaren neticede şey oluyor. Direkt yapıyorlar. Hastaneye gelerek hekime yazdırmak suretiyle alabilecekler. Şimdi bizim hepatit B'de tedaviye başlayabilmemiz için erişkin hasta grubunda 2 tane kural göstermemiz lazım. Bir tanesi EBV DNA'nın 2000 ünitenin üstünde olması, non-sürotik hastalar için söylüyorum bunu. İkincisi karaciğer biyopsisinde İSAK'a göre fibrozis evresi 2 ve üstü ya da histolojik aktivite 6 veya üstü.
Dolayısıyla bugün SUD bu iki kritere göre ilaç veriyor. Eğer bunlardan birisi karşılamıyorsa ancak endikasyon dışı başvurmak zorundasınız. Şimdi burada biyopsi invaziv bir işlem iki tür sorun oluyor. Hastaya teklif ettiğinizde hastanın olumsuz cevabıyla karşılaşabiliyorsunuz. Halbuki tedavi vermek istediğiniz bir hasta. İkincisi biyopsi yaptınız. Maalesef bu şeyleri, kriterleri karşılamıyor ve ortada kalıyorsunuz. Mesela EBV DNA'sı çok yüksek oluyor. 20 bin ünitenin de üzerinde. Enzim aktivitesi de var. Ama karaciğer biyopsisi daha düşük seviyede anormallikler gösteriyor. Minimal anormallikler gösteriyor. Şimdi bildiğiniz gibi bir karaciğer biyopsisini okurken sevgili arkadaşlar, hepatit B konusunda o biyopsinin karaciğerin genelini yansıtabilmesi için 2 santim uzunluğunda olması lazım ve minimum 10-12 portal alan içermesi lazım. Dolayısıyla lütfen patoloji raporlarını okurken deskripsiyonu ayrıntılı gözden geçirin. Patologlarımızın yazmak mecburiyetindedirler rapora. Kaç portal alan gördü, o sayı üzerinden değerlendirme yaptı, onu okuyalım. Eğer 3 tane portal alan gördü, 4 tane gördü, bir sonuç yazdıysa bu sonuç güvensizdir. Yani dolayısıyla sizin hani başka bir şeyler yapmanız lazım. Hele tedavi endikasyonu olduğu konusunda kuşkunuz kuvvetliyse mutlaka biyopsi dışı diğer işleri yapmanız lazım veya belki belli bir süre sonra biyopsiyi tekrarlamanız lazım. Yani bu biyopsi konusunda en çok dikkat edeceğimiz biyopsinin yeterli olup olmadığı konusu önemli. Bazen patologlar burada genel bir takım cümleler kuruyorlar. İSAK'a göre bir skorlama yapması lazım. Bazen bunun yapılmadığını görüyoruz ve bu konuda da neticede patoloğu uyarmak suretiyle İSAK'a göre bir rapor alıyoruz. Şimdi biyopsinin SUD tarafından biyopsi yapılmadan tedavi verilebileceği belirtilen durumlar var. Şimdi bir tanesi protrombin zamanında uzama olması. Yani kanamaya meyilli bir hasta, trombosit sayısı 80 binin altında ya da hematolojik bir hastalığı var ve kanamaya eğilim yaratıyor. Kronik böbrek yetersizliği ya da karaciğerde yer kaplayan bir lezyon var, biyopsiye engel. Hani şimdi pratiğe baktığımız zaman örneğin eğer karaciğerinde hemanjiyom var ise hani siz bunu biyopsiye engel bir durum olarak rapor edebilirsiniz. Bir sıkıntı oluşturmuyor pratiğe baktığımız zaman. Yine hastanın karaciğer sirozlu olması örneğin karaciğer sirozu olduğunda da bunu belirttiğiniz takdirde biyopsi ihtiyacı yok. Bakın bu özellikle bu önemli çünkü net olarak yazılmış. Transplant hastası biyopsiye gerek yok. Gebe yine biyopsiye gerek yok. Yine psikiyatrik problemi olanlar. Ancak burada psikiyatrinin bir raporuna ihtiyaç varmış. Artı uyumsuz yani zeka geriliği var. Uyumsuzluğu olan bir hasta. Burada psikiyatrinin raporu ile birlikte biyopsiden feragat edebiliyorsun. Dolayısıyla şu nedenle biyopsi kontraindike diye yazdığınızda HBV DNA'yı 2000 ünitenin üzerinde ise bu non-sürotik hasta grubunda neticede tedaviye başlayabiliyoruz. Femi. Esasında biyopsinin feragat edildiği durumlar fena değil. Yani genişçe bir hasta grubu var. Ne diyorsunuz? Şimdi esas problem 2000'in üstünde DNA'sı olup biyopside gerçekten de enzimi de yüksek olan hastalar var. Evet. Mesela diyelim ki HBV DNA 20.000'in üstünde, asetaliti de 2 katın üstünde ve 6 aydır da böyle seyrediyor. İşte bu hastaya mesela bu tedavi adayı aslında. Evet. Takip etmişsin, 6 ayda geçmiş. Bütün rehberlere baktığınız zaman hiç biyopsi koşulları almadan bu hastaya verilebilir. Ama tabii ki karaciğerdeki olay da bir süreç.
Yani şöyle diyebilir miyiz? Tüm kronik hepatit B hastalarımızın %20'si 30'u ileri evre siroza ilerliyor. Doğru. Biz şimdi hangisinin ilerleyip hangisinin ilerlemeyeceğini bilemediğimiz için koşulları sağlayan her hastaya tedavi veriyoruz. Ama bazı hastalarımızda tedavi endikasyonu var ama biyopsi. 3 sene sonra yapıyoruz. Tekrar aynı şey. İşte o bizim beraberce bir hazırladığımız, bakanlığa sunduğumuz şeyde enzimler gerçekten yüksekse, DNA'da 20 binin üstündeyse veya 2 binin üstünde olabilir ama enzim yüksekliği varsa, ailede öykü varsa, bazı kriterleri alarak tedaviye biyopsi koşulda aranmadan baştan bir şey problemli alanlarımızdan evet. Bir tanesi bu. Ama diyeceksiniz ki ne kadar evet bazen yaşıyoruz bu sıkıntıları ama sağlık uygulama tebliğleri böyle düzenlenen metinler %100 her şeyi kapsaması da beklenmez. Doğru. Ama bir taraftan da endikasyon dışı onay mekanizması var. Evet. Oraya gereğinde başvuruyoruz ama bu birikimler arttıkça biz bir şekilde ne diyelim Sağlık Bakanlığı ve değişebilir bu metinler. Evet. Şimdi Cemal Hocam bu Fehmi'nin işaret ettiği nokta hakikaten önemli. Ben ilk başta özellikle hepatit B'nin tedavi yaklaşımlarının geldiği nokta itibarıyla o noktaya uyum konusunda biraz geri kaldığını ifade etmiştim ilk başta. Dolayısıyla tam da söylediğim bu. Halen biyopsi zorunluluğu var. 2017 EASL. Bakın 2022'deyiz. 5 yıl önce. 2018 ASL'di. 4 yıl önce. Hem EASL hem ASL'di. Biraz önce Fehmi'nin belirttiği ALT 2 katın üzerinde. E negatiflerde DNA 2000 ünitenin üstü, E pozitiflerde 20.000 ünitenin üstündeyse DNA, bu hastalar tedavi almalıdır diyor. Biyopsi ne olursa olsun, biyopsiye ihtiyaç yok. Yani 5 yıl önce uluslararası bir kılavuzun önerisi var önümüzde ve biz 5 yıl sonra halen mevcut SUP itibarıyla biyopsi zorunluluğumuz devam ediyor. Dolayısıyla özellikle pandemi döneminde hani hastaların hastaneye gelmesi, biyopsi yapılması bu iyice handikap oluşturuyordu. Biz VASD, Karaciğer Araştırma Derneği bir araya gelerek hakikaten resmi bir yazı yazıldı Sağlık Bakanlığı'na. Orada bakın HBV DNA 2000 ünitenin üzerinde 3 ay arayla 2 kez ALT bakılmış. Türkiye'de ALT'nin normali ESLD kılavuzunda belirtilen normlarla hemen hemen aynıdır. Sayın Değertekin'in sağlıklı popülasyonda yapmış olduğu çalışmaya göre erkeklerde 33, kadınlarda da 25. Dolayısıyla ESLD'nin 35-25 rakamına uygun. Dolayısıyla biz orada erkekte 72 katı, kadında 52 katın sınırı, bunları geçiyorsa biyopsi yapılmadan tedavi başlanabilir dedik. Bu net bir kural. Bütün Uzak Doğu'da bugün geniş bir alan ALT ve DNA seviyeleri artı hastanın yaşı. Bu üç parametre göz önüne alınmak suretiyle biyopsisiz tedavi endikasyonları oldukça genişletilmiş durumda. Eğer DNA 2000 ünitenin üstü ama enzim bir normalin üzerinde ama iki katında altında, yani arada ise, o zaman non-invaziv fibrozis göstergeleriyle anlamlı fibrozis saptamış isek, FIB4 325'in üstü, fibrosken 8 kilopaskalın üstü. Tedavi endikasyonu. Yine biyopsiye gerek yok. Ve immün tolerant dediğimiz hasta grubu. Hastanın yaşı 40 ve üstü. HBV DNA'sı 1 milyon ünitenin üstü. Biyopsisiz tedavi endikasyonu. Yine akrabalarında, bu da son zamanlarda değil mi? Hepimizin çok dikkat ettiği. Annesi, babası, karaciğer sirozu, karaciğer kanseri. Bunlarda HBV DNA 2000 ünitenin üzerindeyse, hastanın yaşı
enzimi ne olursa olsun bunların tedavi edilmesi gerekir. Yine ekstra hepatik bir tutulum var ise replikasyonu gösterdik. HBV DNA'sı pozitif, yine tedavi edilmesi gerekir. Dolayısıyla bunların biyopsisiz tedavi başlanması noktasında 2021 Şubat'ı itibariyle yazı yazıldı ama maalesef burada bir FEMI açılım sağlayamadık. Ne diyorsun? Şöyle bir şey oldu. Sağlık Bakanlığı bu öneri hakikaten şu yerine getirdiği zaman bütün polikliniklerdeki biyopsi üzerinden tartışılan ya da hastanın tedaviye başlanması üzerinden tartışılan sorunları %80 halledecek bir metinsin. Biraz evvel anlattığınız biyopsi olmadan da tedavi verelim diye. Bazı hastanelere göndermiş eğitim araştırmaları. Oradaki hocalardan görüşler alınmış. Ama sonuçta bunların birleştirilip gerçek hayata, sağlık uygulama temeline girmesi herhalde zaman alıyor. Bunun için tekrar bir oraya bir ziyaret gerçekleştirebiliriz. Evet, evet. Bu arada birkaç tane soru var. İsterseniz onlara bir tamam. Hocam. Evet, Cemal Hoca. Hani şimdi bu konuyla ilgili başka söyleyecek bir şey var. Yani hemen araya girelim mi? Çünkü hani sorular dediniz de hani gebelikle ilgili gene esasen biyopsiyle ilgili sorular ama hani onları konuşurken mi? Bence hazır tamam, yeri gelmişken bir soruları cevaplayalım. Evet. Ama sizin de dediğiniz gibi hocam hani konu esasen biyopsiye dayanıyor sorulardaki evet. Temel ortak nokta. Mesela bir kişi yurt dışında yaşıyordu, orada tedavi alıyordu, 7 yıldır tedavi alıyordu, Türkiye'ye geldi. Artık biz buna nasıl devam edeceğiz? Sanki işte o biyopsiye takılacak ya da gebelik nedeniyle tedavi başlamıştı profilaksi amaçlı ama hamilelik sonlandı, bebek doğdu, artık tedaviye nasıl devam edeceğiz? Bunlar için bir öneriniz var mı hocam? Ne dersiniz bu hasta şimdi, gruplarında? Şöyle, eğer gebelikte HBV DNA bildiğiniz gibi son trimestre giderken 200 bin ünitenin üstünde bir HBV DNA titresi var ise oral antiviral başlıyoruz, tenofovir. Ve bunu doğum sonrası 3 ay kadar veriyoruz ve sonra kesiyoruz. Reaktivasyon riski o doğum sonrası 3 ay fazla olduğundan dolayı. Eğer hastada bu sadece profilaksi için değil, hastada bir karaciğer hastalığı da düşünüyorsak, yani mevcut hepatit B, bir kronik B hepatiti tedavi edilmesi gerektiren bir durum, buradan artık mevcut süt içinde hamilelik sonlandıktan sonra karaciğer biyopsisi yapmak suretiyle karaciğer hasarını belgeleyeceğiz ve ona uygun rapor çıkartarak tedavisini uzatabiliyoruz. Hamilelik sırasındaki durum zaten ilk rapor 6 ay çıkartılıyor. Dolayısıyla 3 ayı hamileliğin son 3 ayı, 3 ayı da doğum sonrası 3 ay olmak şekilde kapsar ve orada biter. Gebeliğe dayalı profilaksik bir rapor çıkarttığımızda bunu uzatmak istediğimizde maalesef burada biyopsi gerekecek. Buradaki önemli nokta sanırım hocam profilaksi mi tedavi mi kararını hani bizim bazen karıştırıyor olmamız belki de. Hani evet. Profilaksi diye başladığımız bir şeyi sonra niçin tedavi olmasın diye uzatmak istiyoruz belki de o bir hisse evet, kapılıyoruz. Evet, şimdi burada da pratik olarak arkadaşlarımız örneğin hasta doğum yaptı. Doğumdan sonra hastayı çağırdık. Şimdi artık şu noktaya geldik sevgili arkadaşlar. HBsAg pozitif bir hastayla karşılaştığımızda bunun yaşı, cinsi, viral replikasyon durumu ya bu ne olursa olsun, enzim seviyesi ne olursa olsun her HBsAg pozitif hastada non-invaziv bir yöntemle karaciğerin fibrozis evresini belirlemeliyiz. Bu iki yöntem var burada öne çıkan. Bir tanesi FIB4 elektronik, ikincisi fibrosiken. Dolayısıyla bu non-invaziv yöntemler bu hastada anlamlı bir fibrozis olduğunu gösteriyor ise o takdirde karaciğer biyopsisi yönünde ilerlemek doğru olacak. Yine bildiğiniz gibi bir hasta grubu daha var Cemal Hocam. Mesela enzim normal, HBV DNA yüksek. Mesela yaşı 35. Bu hastaya ne yapayım? Hemen karaciğer biyopsisi yapayım mı? Örneğin HBV DNA'sı 5000 ünite, enzimi normal, sen takip etmişsin
bir yıl karaciğer enzimleri ALT'si hep normal gidiyor. Ama EBV DNA'sı da 2000 ünitenin üstünde gidiyor. Taşmış gidiyor. Yani ne yapayım? Bugünkü algoritmde burada da fibrosken yapalım. Eğer fibroskende 8 kilopaskalın üzerinde çıkarsa karaciğerin sertlik derecesi, mutlaka karaciğer biyopsi yapalım. 6'nın üzerinde çıkması da karaciğerde anlamlı fibrozis olasılığı başlamış demektir. Dolayısıyla 6 kilopaskaldan itibaren bu hastalara karaciğer biyopsisi kararı alabiliriz. Yani enzim normal, DNA'sı yüksek giden hangi hastalara karaciğer biyopsi yapacağımız konusunda fibrosken bize yardımcı olur. Evet. Buna benzer bir soru daha var hocam. Peki bir, tam böyle bir hastamız var. İşte takip ediyoruz. DNA'sı yüksek. Biyopsisinin de çok yüksek olmadığını biliyoruz ama bildiğimiz başka bir şey var ki ailesinde hepatoseller karsinom öyküsü var. Evet. Böyle bir hastayı diğerlerinden ayırmalı mıyız? Yoksa kesinlikle. Aynı kurallara... Yok, bunu diğerlerinden ayırmalıyız. Şimdi burada da hem EASL hem de ASL değil, bizim sütte bu tarif edilmemiş. Bir diğer bir önemli eksiğimiz de bu. Değil mi? Evet. Yani bizim sütte evet. Bu yok. Ama yine hem EASL hem ASL kılavuzlarında birinci derece akrabalar arasında karaciğer sirozu ya da karaciğer kanseri var ise hastayı tedavi etmek konusunda bahane arayın, hevesli olun. Orada da ne? EBV DNA 2000 ünitenin üstü. Enzimi ne olursa olsun, biyopsisi ne olursa olsun. Bu hastalarda biyopsisiz tedavi başlama endikasyonu var. Ama burada şeyimiz var bizim. Yani mevcut sütte sıkıntımız var. Bunlara ancak endikasyon dışı başvurabiliriz. Peki, Bahar Örmen'in çok güzel bir şeyi var. Biz sorunlu alanlarımız nedir derken? Bazı nadir de olsa artvestis kadar görmüyoruz ama B tipi akut viral hepatit doğumlar bazen fulminanına gidiş oluyor. Ve hatta seyirci çok kötü olabiliyor. O zaman da bir antiviral tedavi de hastaya veriliyor. Ama bu da sağlık uygulama teorisinde mevcut değil. Bu konuda ne yapalım? Güzel söyledin. Bulunalım. Maalesef hangi akut hepatitlerde oral antiviral tedavi endikasyonumuz olur, vermeliyiz. Sağlık uygulama tebliğinde bu da yok. Bugünkü bilgimiz itibarıyla bir, akut karaciğer yetersizliği var ise hepatit B'ye bağlı, akut ciddi hepatit var ise, ciddi hepatitin tanımı INR 1.5'un üzeridir. Genellikle bu hastanın bilirubinleri 10 mg'ın üzerinde olur. INR 1.5'un üzerinde her akut B hepatitli hastaya oral antiviral veriyoruz. Bir üçüncüsü de yine EASL'da tarif edilmiştir. Uzamış ikterik dönem. Uzamış ikterik dönemden kasıt da 4 haftadan uzun sarılığın devam etmesidir. Bu üç endikasyonda akut B hepatitinde oral antiviral verilmesi kılavuzlarca önerilir. Bizim sütte karşılığı yok. Hani biz şimdi bu hastalar acile geliyor. Yani bizim yaptığımız işte gelmiş numunelerden veya diğer hastaların bıraktığı ilaçlardan veriyoruz ve ondan sonra bir şekilde artık hasta devam ettiriyor. Ama bu problem. Bunu mutlaka sütte güncellenirken işaret etmemiz lazım. Yani bunun da yer alması lazım. Benzer bir seyir yine Bahar Örmen'den. Kronik hepatit B biliyoruz ve bilmiyoruz. Bir akut alevlenme oldu, geldi. Orada da hemen sağlık uygulama tebliğinde karşılığı yok. Başlayacağımız tedavinin. Doğru. Yani neticede hani sevgili arkadaşlar hani akut hepatitik atak dediğimiz zaman bunun iki tane karşılığı var. Bir tanesi de novo, gerçek akut B hepatiti. İkincisi reaktivasyon. Şimdi her ikisinde tedavi endikasyonları farklı. Şimdi akut de novo hepatit B'de tedavi endikasyonlarını biraz önce konuştuk. O durumlar var ise oral antiviral alacak. Reaktivasyonda ne zaman tedavi vereceğiz? İkterik bir ataksa. Yani total bilirubini
2 miligramın üzerinde yüksek ikterik bir atağı var. Dolayısıyla ikterik ataklı her reaktivasyon direkt oral antiviral tedavi başlanmalıdır. Yani burada da maalesef bu hastalar reaktivasyonla geldikleri zaman genellikle INR'leri uzun oluyor. İşte şey oluyor, hani zemindeki hasta sirotikse trombositopeni de oluyor vesaire. Yani koagülasyon parametrelerine bakarak FEHM'i bunlara rapor çıkartabiliriz. Hani protrombin zamanı uzun, trombositopenisi var gibi. Ama bu yoksa sıkıntı. O zaman mecburen endikasyon dışı olacak. Ama evet, tıbbi kararımız ikterik her reaktivasyon eşittir tedavi. Evet. O zaman devam edelim. Çünkü sutun beyinle ilgili ileri maddelerle ilgili bazı sorular var. Tamam. Devam edebiliriz sunuya. Tamam. Şimdi bizim bu biyopsi ve biyopsisiz tedavi konusunda netice itibarıyla şey yaptık. Hani gözden geçirdik. Şimdi bir diğeri oral antiviralle başladık. Oral antivirali değiştirmek istiyoruz. Şimdi eskiden bir gerekçe yazmak gerekiyor idi. Bugün gerekçe yazmak gerekmiyor sevgili arkadaşlar. Yani siz oral antiviral başladıktan sonra hastanızı 3 yönden takip ediyorsunuz. 1. Virolojik yönden ilaç etkili mi? 2. Altta yatan karaciğer hastalığının zemininde gelişmiş bir komplikasyon var mı? 3. İlaç yan etkisi var mı? İlaç yan etkisi keşfettiğiniz zaman ilaç değiş tokuşu yapacaksınız. Virolojik etkinlik yönünden sıkıntı olduğunu sezdiğinizde ilacı ekleyeceksiniz veya değiş tokuş yapacaksınız. İki tane burada virolojik etkinlik yönünden dikkat edeceğimiz nokta var. 12. ayda EBV DNA negatifleşmediyse buna suboptimal cevap veya parsiyel cevap diyoruz. Bu hastalar sorun. Özellikle entecavir alıyorsa ve EBV DNA titresi 1000-2000 ünitenin üzerinde gelişir ise tedavi naif bir hastada da entecavirde direnç riski %1 ama direnç gelişme riski artar bu hasta grubunda. Dolayısıyla özellikle 2000 ünitenin üzerinde ise 12. ayda entecavir başlanmış bir hastada bunun tenofovirle değiş tokuş yapılması kılavuz önerisidir. Bu hastaların virolojik monitorizasyonunu 3 ayda bir, 12. ayda DNA'sı negatifleşmeyenlerin virolojik monitorizasyonunu 3 ayda bir yapmalıyız. Progresif düşmeyi görüyorsak rahatlarız. Progresif düşmeyi görmüyorsak direnç riskine karşı o zaman genotipik rezistans analizi yapmak durumundayız. Hangi oral antiviral alırsa alsın 96. haftada EBV DNA negatif olmak zorunda. Eğer 96. haftada EBV DNA halen saptanabilir seviyelerdeyse 40 ünite mesela düşük viremi zararsız demeyelim. Fibrozis progresyonuna, HCC riskinde artışa, dekompansasyon riskinde artışa sebep olur. Bunlar gösterilmiştir. 96. haftada örneğin tenofovir altında hastanın EBV DNA'sı 48 ünite. Yanına entecavir ekleyin. Dolayısıyla buna sütumuz izin veriyor. Bu konularda hiçbir sorun yok sevgili Cemal ve Fehmi hocalar. Sıkıntı yok. Neticede ekleyebiliriz. Gerekçe yazmak suretiyle niçin eklediğimizi gerekçe yazmak suretiyle ekleyebiliriz. Bir sıkıntı oluşturmuyor. Yani burada değiş tokuşlar konusunda bir liberalizm şu anda var. Ne diyorsunuz? Evet. Burada bir sorun yok hakikaten. Yani takip sırasında elimiz biraz geniş. Evet. Peki. Şimdi izlemeye aldık. HBsAg'si pozitif kaldığı sürece oral antiviralimizi uzatabiliyoruz. Burada da sıkıntı yok. HBsAg negatifleşti. Bakın doğru cümle şu. HBsAg negatif ise sut, şimdi tıbbi kural olarak anti-HBs ister pozitif olsun ister negatif olsun. HBsAg negatifleştikten sonra 3-6 ay arayla yaptığınız iki testte de bunu belgelediyseniz oral antivirali kesebilirsiniz. Tıbbi kural bu. Sut bu konuda biraz daha bonkör. Sut diyor ki HBsAg negatif hastada anti-HBs pozitifleştikten 12
ay sonrasına kadar ilacı verebilirsiniz diyor. Yani sud burada bonkör davranmış netice itibariyle. Dolayısıyla siz bazen bu sorunla karşılaşıyorum Fehmi. Sağdan soldan soruyorlar. Örneğin HBSAG negatif yazmış raporuna. Raporu uzatamıyorum hocam diyor. Halbuki sud diyor ki bakın HBSAG negatifliği ile birlikte eğer negatifse anti-HBS'nin durumunu da yazacaksınız raporunuza. Rapor ancak HBSAG negatif, anti-HBS pozitif ise üzerinden 12 ay geçtikten sonra artık uzatamazsın. HBSAG negatif, anti-HBS de negatif ise raporu uzatabilirsin. Sıkıntı yok. Dolayısıyla buna da arkadaşlarımız neticede dikkat edecekler. İlk rapor 6 ay, sonraki raporlar yıllık oluyor bildiğiniz gibi. Sirotik ise de HBV DNA'nın pozitif olması. Yani bildiğiniz gibi HBV DNA kitlerinde iki tane eşik var. Bir tanesi kantitasyon limiti. Şu anda bizde 31.6 üniteye göre kantitasyon limiti. Bazı laboratuvarlarda, kitlerde bu 20 ünitedir. Sonra bir de tespit limiti, detection limit var. O da 31.6'ya göre kabaca 10-12 ünite civarıdır. İkisinin arasında olduğunda HBV DNA küçüktür. 31.6 pozitif yazar. Sirotik bir hastada bunu gördüğünüz zaman tedavi verebilirsiniz. Yani ille kantite edilebilir bir noktada olması şart değil. Pozitif ise tedavi verebilirsiniz. Dolayısıyla bu da önemli bir ayrıntı. İmmünsüpresif hastalarda da açıkçası tamamen bir liberalizm var. Hatta hani burada immünsüpresyonun HBV reaktivasyon riski bu sütte sorgulanmıyor. Yani ne demek? HBSAG pozitif hastaları bugün itibariyle profilaksiye alıyoruz. Ama anti-HBC pozitif hastaların profilaksiye alınması HBV reaktivasyon riski yüksek ise var. Orta ve düşük ise monitörize edebilirsiniz bu hastaları. Dolayısıyla burada immünsüpresif hastalarda liberal yani profilaksi düşündüğünüzde direkt yapabilirsiniz. Ve bunu biyopsi olmadan gösterebiliyorsunuz ve immünsüpresif tedavi bitiminden 12 ay sonraya kadar da tedavinizi uzatabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Burada bir tek arkadaşlarımızın rituximab'lı bir rejim aldıysa hasta bunu daha da uzatmaları doğru olur. Bu konuda da yine endikasyon dışı başvurmak gerekecek. Bugün geldiğimiz noktada hem uluslararası kılavuzlar hem de kendi tecrübelerimiz rituximab'lı rejimden sonra 24 aya kadar profilaktik rejimin uzatılması doğru olacaktır. Geç reaktivasyonları. Ben geçen 3. yıl gördüm reaktivasyon. 3. Evet. yıl reaktivasyonla hasta geldi rituximab'dan sonra. Transplant hastalarında da bir sıkıntı yok. Direkt oral antivirali başlayabiliyoruz. Bu biyopsileri konuştuk. Şöyle, bir immünsüpresifler, Cemal Hoca istersen sen bir iki soru var. Hocam yine benzer bir soru aslında hocam. Hani immünsüpresif tedaviyi başladık, sonrasında da kestik. Daha doğrusu immünsüpresif tedavi verme nedenimiz ortadan kalktı. Ama biz tedaviyi vermek istiyoruz, devam etmek istiyoruz. 12 ay sonrasına kadar uzatabiliyoruz. Hasta kronik hepatit B diyelim. Hasta kronik hepatit B ise, bu güzel soru, tamam. O zaman burada mevcut suta göre artık biyopsi şeyi var. Hani biyopsiyle devreye girmek zorundasın. Yani dolayısıyla hani mesela baştan şimdi Cemal bunu çok iyi, arkadaşımız çok iyi sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Apazıl'ın hakikaten ben onu çok olumlu buldum. Apazıl'ın immünsüpresif tedavi başlanan hastalarda profilaksi yapalım mı yapmayalım mı kararında altta yatan karaciğerin fibrozis evresi de belirleyici. Dolayısıyla yine hep baştan itibaren belirttiğimiz gibi her HBSAG pozitif hastada, hepatit B ile enfekte hastada durumu ne olursa olsun non-invasif fibrozis yöntemini belirleyelim dedik ya. Dolayısıyla immünsüpresif başlarken de bunu tayin etmeliyiz. Dolayısıyla daha baştan bu kronik B hepatiti ileri evre bir karaciğer hastası dediysek
Belki fırsat varsa biyopsi yapacağız. Fırsat yoksa da biyopsi yapılamıyor diye gerekçelendireceğiz ve kronik B hepatit tanısını koyacağız. Mesela fibroskende yüksek buldun elastografi değerini. Yani tanıyı o zaman kronik B hepatiti diye baştan yazabilirsiniz. Yani bu son apazılın şeyi de bu istikamette kılavuz önerileri. Dolayısıyla fibrozis evresini immünsüpresif tedavi başlanan HBsAg pozitif veya anti-HBC pozitif her hastada baştan belirleyelim. Veyahut da bu immünsüpresif tedavi alan hastalarda, altta yatan hastalıkların da önemine binaen burada herhangi bir biyopsi koşulu aranmadan işte ne bileyim HB ve DNA'yı bir baz alarak bunlar da tedavi istenirse devam edilebilir diye bir cümle koyulursa karşılar mı bunu? Şöyle bir, bizim daha önce o hani biyopsisiz durumlarda non-invaziv fibrozis yöntemleriyle anlamlı fibrozis gösterilmesi diye yazdığımız takdirde tıbbi bir metin olur. Hiç muallakta kalan bir şey olmaz. Uygun olur. Evet. Peki. Evet. Devam edebiliriz herhalde. Tamam. Var mı Cemal Hoca başka? Yok, başka yok hocam. Ile tamam. Ilgili. Delta ile ilgili olarak aynı hepatit B'deki kurallar burada geçerli. Yani biyopsi kuralları geçerli. HD ve RNA'sı pozitif hasta artı karaciğer biyopsisinde evre 2 ve üstü fibrozis, histolojik aktivitede 6 ve üstü olacak şekilde bu hastalar tedavi alıyorlar. Ama maalesef şu anda Pegasus, Pegile interferon alfa 2A bulunmuyor. Pegintron hiç yok zaten. Dolayısıyla bu hastalarda interferon tedavisi başlamakla ilgili pratik sıkıntımız var. Bulursa evet. Da zaten bir yıl ondan sonra endikasyon dışına. Evet. Biz genellikle kendi kliniğimizde HDV RNA 6. ay ya da 1. yılda negatif buldu isek bu tedaviyi 2 yıla uzatmak istiyoruz. Yani tedavi süresince negatifliğini görürsek kendi tecrübemiz bunun cevabı arttırdığı şeklinde genellikle bu yönde veriler literatürde de mevcut. O zaman da endikasyon dışı başvuruyoruz. 12. ayın 2 ay öncesinden endikasyon dışı başvurumuzu yapıyoruz veya 1 ay öncesinden. Genellikle bunlara iyi, olumlu cevap geliyor. Yine bir kez bir interferon tedavisi gördü hasta. 2-3 yıl geçti. HDV RNA'sı yüksek, titrede pozitif, enzimleri yüksek. Yine endikasyon dışı başvurarak yeni bir kür daha, interferon kürü daha hasta tolerable ise başlayabilirsiniz. Bunlara da genellikle SGK'dan olumlu yanıt geliyor. Sağlık evet. Zamanımız da daralıyor Cemal Hoca, Sabahattin Hoca. Evet, şimdi evet. Şöyle bir soru daha var hocam. Evet. Diğer konuya geçmeden önce. Şimdi hani dediniz ya hocam 96. haftada hala pozitif ikinci bir ilaç başladık hastaya. Artık ikili tedaviyi devam ediyoruz. Evet. Bu ikili tedaviyi nasıl götürelim? Yani hep böyle mi gidecek? Ne kadar süre vereceğiz? Yoksa bunun ilerisinde başka şeyleri düşünecek miyiz? Ben genellikle şöyle yapıyorum. Direnç olmadığından eminiz. Örneğin başlangıç DNA'sı çok yüksek, titre. E pozitif hastalar. 96. haftada İşte düşük bir emili, örneğin 100 ünite EBV DNA olmuş. Örneğin entecavir başlamışız, buna tenofovir eklemişiz. Genellikle ben bu tenofovir eklendikten sonra, entecavire tenofovir eklendikten sonra hastanın en az bir yıl daha EBV DNA'sı negatifleşip negatifliğinin sebat ettiğini görürsem burada entecaviri iptal ediyorum. Sadece tenofovirle devam ediyorum. Genelde onu yapıyorum. Ama bir yıl o şeyi negatifliğin sebat ettiğini gördükten sonra. Evet. Evet. Bu hepatit C ile bağlayalım. Elimizin evet. Daha rahat olduğu hepatit C. Evet. Bağlayalım. Şimdi hepatit C dedik ki burada artık antiviral tedavi. Yani enfeksiyona yönelik tedavi. ECE ve RNA pozitif her hastayı tedavi ediyoruz. Nitekim SUT'ta anti-ECV, HCV, RNA pozitif yazdın mı tedavi kabul ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Haziran'ın başı itibariyle SUT hepatit C konusunda güncellendi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu yeni güncel SUT şu anda karşımızda. Şimdi burada genotip kaldırıldı. Yani dolayısıyla artık
genotipi test etmek mecburiyetinde değiliz. Ama şimdi kendimiz ne biliyoruz? Tıbbi karar. Naif hastalarda test etmek mecburiyetinde değiliz. Ama yeniden tedavi vereceğimiz hastalarda genotipini bilmek istiyoruz. Yani tıbbi şeyimiz de bu. Ama naif hastalarda genotipi bilmek zorunda değiliz. Bir, hastalığın evresini iyi değerlendirmek zorundayız. Non-sirotik, kompanse sirotik, dekompanse sirotik. Üç tane evre var belirleyeceğimiz. Bunu da raporuna yazıyoruz. Tedavi naif ya da tedavi deneyimli, önceden aldığı tedavi raporunda belirtiyoruz. HCV RNA'sının pozitif olduğunu belirttik. Şimdi burada SUD naif hastalarda, tedavi naif hastalarda iki ilacı şu anda, iki ilacı öneriyor. Bir tanesi Maviret, netice itibariyle glecaprevir pibren tasvir. İkincisi de Vosevi, sofosbuvir, velpatasvir, voxilepirevir. Üçlü kombinasyon, ikili kombinasyon. Bunlar tedavi naif non-sirotik hastalarda 8 hafta. Maviret tedavi naif sirotik hastalarda da 8 hafta. Ama Vosevi tedavi naif sirotik hastalarda 12 hafta. Bunlar kompanse karaciğer hastaları için tedavi önerisi. Dekompanse hastalar için ülkemizde pangenotipik bir rejim yok. Bu ikisi pangenotipik. Sofosbuvir, letipasvir var. Genotip 1-4-5-6'da etkili. Bunlar da ribavirin ile kombine edilmek suretiyle 12 hafta süreyle kullanımı öneriliyor. Dolayısıyla biz o halde tedavi naif, dekompanse sirotikse hastamız, dekompanse karaciğer hastası ise genotipini bilmek zorundayız. Yine tıbbi olarak. Çünkü örneğin genotip 2 ya da 3 ise hasta, siz sofosbuvir letipasvirle tedavi ettiğinizde iyi netice alamazsınız. Buradan sofosbuvir velpatasvirin jeneriklerini şeyden dışarıdan getirtmek konusunda gayret içinde olacaksınız. Bu kolayca başarılabiliyor. Özellikle Hindistan'dan rahatça temin edebilirsiniz gayet uygun fiyatlara. Burada tedavi deneyimli hastalarda da NS5A düşü deneyimli hastalarda ister kompanse karaciğer hastası ise ister Vosevi ister Maviret kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama NS5A deneyimli ise açıkçası pratik baktığımız zaman Vosevi kompanse karaciğer hastası olduğunda daha efektiftir. Dolayısıyla hani Vosevi'nin tercih edilmesi NS5A deneyimli hastalarda, kompanse hastalarda daha uygun olacak gözüküyor. Bu hasta grubunda eğer kullanacaksanız, Maviret kullanacaksanız tedavi süresi 8 haftadan 12 haftaya çıkmak durumunda. Dekompanse hastalarda sofosbuvir velpatasvir yine ülkemizde olmadığı için onu ancak dışarıdan getirtmek suretiyle neticede kullanabiliyoruz. Evet, aşağı yukarı FEMI şeyimiz bu. Yani SUD'la ilgili gözden geçirmemiz bu. Şu anda bu hepatit C ile ilgili bazen eczanelerde ilaç bulamamak gibi bir sorunla hastalar karşılaşıyorlar. Bir de maalesef ülkenin her ilinde devlet hastaneleri eczanelerinde de yok. Yani ikinci bir sorun da bu. Bunların aşılması noktasında gerekli girişimler esasında çoktan yapıldı. İnşallah SGK bunlara pozitif bakar ve bunu düzeltir. Evet, şu anda yanlış hatırlamıyorsam 31 ilde evet. Problem var. Onlar da herhalde yoğun bir söyleniyor bunlar sürekli bakanlığa. Herhalde o da ortadan kaldırılacak. Evet, şeyde daha rahatız. Çünkü hele de naif ve tedavi deneyimsiz hastada başarı oranı çok iyi ilaçlarla. Evet, evet. İşte bugün itibariyle de gelmiş ilaçlar. 2-3 hastamıza hemen evet. Tedavilerini başladık. Evet, ağzınıza sağlık. Çok vallahi evet. Tartıştık. Epey de bir çok sayıda da hem hocalarımız hem asistanlarımız, uzmanlarımız
şu anda bizle beraberler. Evet, beraber. Ben hepsine teşekkür ederim gerçekten. Sorular da şeydi, güzeldi. Evet, benim de hoşuma gitti. Bir gözden geçirme yaptık. Başta da söyledim, hayatın içindeyiz. Dolayısıyla birebir yaşadığımız sorunlar iyi bir ortamda, güzel bir ortamda sizlerle hep birlikte gözden geçirdik. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Hani her iki hocama da çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi bu özetlerden sonra hani yıllardır bu SUT'la yaşamaya çalışan kişiler olarak aslında pek çok şeyin de iyiye gittiğini gördük hocam. İşte bazı konularda çok liberal olduğumuzu söylediniz. Evet. Immünsüpresif hastalar dilimiz çok rahat artık. Tedavi değişikliğinde çok rahat. Tedavi kesilmesi konusunda bizi çok daha hani düşündüğümüzden daha fazla rahatlatmış durumda SUT. Ama buna rağmen de özellikle hepatit B'de biyopsi noktasında, biyopsinin bir zorunluluk olması noktasında hala büyük sıkıntılar yaşadığımızı hem sorulardan gördük hem uygulamada bunu sizlerden dinledik. Evet. İşte sizin önerilerinizi de gördük. Bu yapıcı bir takım yeni değişiklikler belki önümüzdeki günlerde bu konuda da bayağı bir rahatlatacak. Tabii İnşallah. Diğer yönden o sayının azalması hani dediniz ya yani böyle 220 binlere kadar çıktıktan sonra azalması. Yani hani bu belki işte bir COVID'in etkisiydi. Bana şeyi evet. düşündürdü. Yani acaba biz hani bir takım şeyleri doğru yapıyoruz ve artık hastalık o grubu yavaş yavaş küçültmeye mi başladık acaba? Hani yok yok tamamen Cemal hocam COVID'den. COVID'den. Ama hani böyle de bir ihtimal varsa o da tabii işin daha bir sevindirici tarafı yok. Olabilir hocam. Çok teşekkür ediyoruz hem katılımcılara hem sorularıyla bizi destekleyenlere. Ayrıca çok sayıda teşekkürle ilgili de mesajlar vardı hocam hem sizlere. O açıdan da teşekkür ediyorum. Ve E-Akademi'nin bu güzel sunumuyla da gelecek yıllarda karşılaşmak üzere kapatmak istiyorum. Son bir sözünüz var mıdır Fehmi Hocam? Tabii sempozyumumuzu bekliyoruz son, herkesi. Evet, bu sene 13-16 Ekim 2022 Sabahattin Hoca herhalde bir yerinden başka bir toplantısı var. Ama aramızda görmeyi çok istiyoruz. Orada da işte buna benzer sorunlu alanlara karşı birkaç güne kadar karşılanmamış ihtiyaçlar birkaç güne kadar programı açıklayacağız. Orada da hep tartışmalarından geçecek. Evet. Güzel bir geçen seneki kongremizin yapıldığı alanda yapılacak. Orada da herkesi bekliyoruz. Başlangıç birazcık yine hepatit eliminasyonuyla ilgili olacak. Türkiye'de geldiğimiz noktayı Nurcan Hoca anlatacak. Daha sonra ECMID'de viral hepatit çalışma grup başkanı Gülşen Hoca, Türk hocamız. Oranın çalışma grup başkanı. O da Avrupa'da neler yapılıyor. Onunla başlayacağız. Güzel bir toplantı olacak diye düşünüyorum. Şimdiden 13-16 Ekim'i bir yere işaretleyin. Evet. Diyelim. Ben de teşekkür ederim Cemal Hocam. Çok güzel çok, moder ettiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz çok sayın teşekkür arkadaşlarım, hocalarım. Görüşmek üzere gelecek yıl. Tabii öncelikle sempozyumumuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi tatiller diliyoruz. Sağ olun.